Merhaba arkadaşlar. Bu yavru kediyi az önce buldum. Kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Kardeşinin durumu iyi ama bu yavru kedinin sağlık durumu iyi değil, hasta. Onu şu an kafesin içerisine getirdim. Tedavisine burada devam edeceğim. Yanımda koruyucu eldiven olmadığı için yavru kedi biraz elimi ısırdı. Hem burayı ısırdı. Hem de şurada küçük bir yer var. Bir de şurada var. Bunlar çok büyük yaralar değil. Yavru kedi biraz saldırgan. Yanımda koruyucu eldiven olmadığı için mecbur bu şekilde yakaladım onu. Çünkü eldiven almaya gitseydim belki döndüğümde orada olmayabilirdi. Gel bakalım. Yavru kedinin çok ciddi bir hastalığı görünmüyor şu an ilk etapta. Fakat birkaç gün sonra farklı hastalıklar belirmeye başlarsa, yani burada tedavi edemeyeceğim şekilde, onu veterinere götüreceğim. Fakat şu anlık veterinere gitmesine gerek yok. Tedavi edebileceğimi düşünüyorum. Eğer aksi bir durum olursa zaten veterinere gidecek yavru kedi. Şu an kuru mama yiyor. İlaçmanı vereceğim ona. Yavru kediye şimdi yaş mama getirdim. Onu vereceğim. Gel bakalım. Kedinin gözünde iltihap var ve burnuna akıyor. Şimdi yavru kediye antibiyotik vereceğim. İnşallah ellerim ısırmaz yine. Koruyucu eldiven kullanmak istemiyorum. Çünkü çok kalın olduğu için rahatsız ediyor beni. Ve kullanamıyorum. Bu yüzden eldivensiz bir şekilde vereceğim. Özellikle yavru kedinin sol gözünde bir problem var. İltihap orada daha fazla yoğun. Rahat bir şekilde antibiyotiği verdim. Uslu durdu. Fakat onu yakalarken bu şekilde uslu durmadı. Şimdi de yavru kedinin gözündeki çapakları temizleyeceğim. Daha sonra da göz damlası kullanacağım. Gel bakalım. Ama gel, benden kaçarsan nasıl sana yardım edeceğim? Gel buraya. Pis, 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 pis. Arkadaşlar, yavru kedi biraz hırçın olduğu için bu yüzden bu şekilde damlayı kullanmak zorundaydım. Aksi takdirde ona göz damlası kullanamazdım. Çünkü eldiven kullandığım zaman bu tarz işlemleri yapamıyorum. Eldiven çok kalın. Şu an yavru kedinin iki gözüne de göz damlasını kullandım. Merhaba arkadaşlar. Yavru kedinin sağlığı bugün biraz daha iyi. Şimdi ona yaş mama vereceğim. Birkaç gün sonra tamamen iyileştiğinde ise onu kardeşinin yanına götüreceğim. Yavru kedinin ikiz kardeşi var ve onunla beraber yaşıyorlar. Diğer kardeş için her gün mama bırakıyorum oraya. Etrafta bulunan çevre sakinleri de özellikle bu yavru kedinin durumu hakkında benden bilgi alıyorlar. Yavru kedi iyileştiğinde tekrar kardeşinin yanına götüreceğim. Yavru kedinin sağlık durumu eskisine göre çok daha iyi. Fakat tamamen iyileşmedi. Birkaç gün sonra tedavisi bitmiş olacak. Daha sonra da onu kardeşinin yanına götüreceğim. Çünkü bütün kedilere burada bakmam mümkün değil. Burada sadece hasta ve yavru kedilere bakıyorum. Yeni doğan yavru kedilere bakıyorum. Bu yavru kedi de normalde kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Hasta olduğu için onu buraya getirdim. Ayrıca yavru kedi zaman zaman kafes dışarısında oyun oynuyor diğer yavru kedilerle. Daha sonra onu tekrar buraya alıyorum. Yanında kardeş olmadığı için sürekli miyavlıyor o yüzden.
Şimdi yavru kediye antibiyotik vereceğim tekrardan. Gördüğünüz gibi yavru kedinin burnu sağlıklı. Daha önce burunda akıntılar vardı. Gözlerde iltihaplıydı, yoğun bir iltihap vardı. Şu an çok daha iyi genel durumu. Fakat ben yine de birkaç gün daha burada tutacağım. Daha sonra da kardeşinin yanına götüreceğim onu. İkiz kardeş var bu kedinin. Gel bakalım. Ayrıca burada yaşlı kuru maması da var. Tabakların içerisinde. Arkada kum kabı var. Yavru kedi aslında kendisi su içiyor fakat ben ona enjektörle yine bol bol su veriyorum. Şu an yine ona su vereceğim. Çünkü havalar sıcak ve hasta. Bol bol su içmesi lazım.